Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum ben Cici Biyoloji YKS 2021 konu anlatımlarında sıra geldi sindirim sistemine Sevgili arkadaşlar bu arada TET'de ekoloji konusunu anlatmamışım daha e, Unutmadım onu merak etmeyin onu da kısa bir zaman içerisinde anlatacağım Sindirim sistemi iki video üzerinden anlatacağım. Videonun dokümanlarını hazırladım. İki video üzerinden anlatılacak arkadaşlar. İlk videoda yapısını anlatacağım. İkinci videoda kimyasal sindirim ve eminim kısmından bahsedip hastalıklarından bahsettikten sonra arkadaşlar sindirim sistemi de bitirmiş olacağız. Saygıdeğer arkadaşlar. Sindirim sistemi, sindirim tanımını öğrenerek başlamamız gereken bir olay arkadaşlar. Sindirim ne demek? Sindirim büyük moleküllü organik bileşiklerden büyük moleküllü büyük moleküllü organik bileşiklerden organik bileşiklerden küçük moleküllü organik bileşik elde etme sevgili arkadaşlar küçük moleküllü organik bileşik elde etme mantığıdır. Yani sindirimde organikten organiye arkadaşlar bir gidiş vardır. Ve sindirim sonucunda sevgili arkadaşlar moleküller hücre zarından geçebilecek hale kadar gelirler. Yani aslına bakarsınız yeme olayıyla aldığınız besinlerin hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine tabi bu olayla sindirim kanalında gerçekleşiyor. Biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu olaya sindirim diyoruz. Ve sindirim fiziksel ve kimyasal olmak üzere İki şekilde yapılmakta saygıda arkadaşlar. Bunlardan fiziksel sindirim subsurat yüzeyini arttırır kimyasal sindirim için ve enzim kullanılmaz dolayısıyla besinler hücrelerden geçebilecek hale getirilemez. Ama kimyasal sinirlisi enzimler kullanarak besinler hücre zarından geçebilecek kadar küçük hale getirebilir. Sindirim sisteminin işlevine baktığında besinlerin 4 aşamada işlendiğini görüyoruz. Besinin işlenmesi 4 aşamada gerçekleşirken 1. aşamada yemeği yiyorsunuz. 2. aşamada onu sindiriyorsunuz. 3. aşamada emilimle onu kana geçiriyorsunuz. 4. aşamada ise sindiremediğiniz atık maddeleri uzaklaştırıyorsunuz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yeme, sindirim, emilim, artıkların uzaklaştırılması. Bu sıralamayı bilmeniz lazım. Unutursanız sıkıntı çıkar. Ben bundan kolay diye hitap edebileceğim bir soru gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii kolay da olsa yeme, sindirme, eminim artıkların uzaklaştırılması şeklinde sıranın olduğunu da bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yeme olayı ilk aşama malumunuz. Yani besinin ağızdan ilk girdiği aşama sevgili arkadaşlar. Bu aşamadan sonra ne oluyor arkadaşlar? Besinler fiziksel ve kimyasal olarak hücreler tarafından alınacak hale getirilecek. Yani sindirilecek. Sindirildikten sonra sevgili arkadaşlar besinler difüzyon veya aktif taşımayla veya her ikisiyle emilerek e, özellikle ince bağırsaktaki e, arkadaşlar bağırsak epitel hücreleri tarafından emilerek hücreler tarafından alınır ve oradan da kana verilir. Daha sonra atık maddeler yani sindiremediğiniz maddeler veya hücrede oluşan katabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık maddeler de atılır katabolik hücredeki katabolik reaksiyondan sonucu oluşan atık maddenin atılmasına boşaltım denirken sindirilemeyen maddelerin atılmasına ise dışkılama denir. Bu yüzden boşaltımla dışkılamayı birbirine karıştırmıyoruz sevgili arkadaşlar. Dışarıdan aldığımız besinlerde genel olarak enerji verici besin olarak adlandıracağımız 3 tip besin var. Bunlar proteinler, karbonhidratlar ve yağ arkadaşlar. E tabi siz bu besinleri aldığınızda işte bitkiden alıyorsunuz ve hayvandan alıyorsunuz. Yediğimiz besinler ya bitkiden ya hayvandan. E bitkiden hayvandan aldığımız haliyle kullanmamız imkansız. Çünkü bizim bu besinleri kendi yapımıza uygun hale getirmemiz lazım. Bununla alakalı en önemli örnek proteinler. Proteinler, hayvanların proteini, o protein kanınıza geçse müthiş alerjik reaksiyonlar olur. Ne olacak? O proteinleri önce sevgili arkadaşlar alacağız, sindireceğiz. Sonra amino asitleri kullanıp kendi proteinimizi üreteceğiz. Yani aslında bakarsanız sindirim sonucu aldığımız besinler direkt kullanılabilir formatta değildir. Onu kullanılabilir hale hücrelerimize getirerek yaparız arkadaşlar. Devam edelim. Sindirim biraz önce söylemiştik mekanik ve kimyasal sindirim diye iki ayrıldı demiştik. Mekanik sindirimle fiziksel sindirim diyen kitaplarda var ki gayet de doğru bir tanımdır arkadaşlar. Mekanik sindirimin amacı besinlerin fiziksel güçle öğütülerek daha küçük parçalara ayrılması olayıdır. Ve kesinlikle enzim kullanılmaz ve besinlerin yüzey alanı arttırılarak kimyasal sindirimin kolaylaştırılma amacı güdülür. Tekrardan mekanik sindirimde enzim kullanılmaksızın besinlerin yüzey alanı artırılarak kimyasal sindirme işinin kolaylaştırılması amacı güdülür ki besinler tam parçalanmadığı için hücrelerinden geçmesi de mümkün değildir. Ancak bu yüzey akmış besinleri enzimleri de kullanarak kimyasal bağlarını kopardığınızda Yapı taşlarına ayrıldığınızda bu olaya kimyasal sindirim deniyor. Neymiş kimyasal sindirim Enzim kullanıyorsunuz. Kimyasal bağları koparıyorsunuz arkadaşlar. Ya kimyasal sindirimin amacı besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçük hale getirmek. Hem mekanik sindirim hem de kimyasal sindirim sindirim kanalı dediğimiz yapıda gerçekleşir. Sindirim kanalı birazdan göreceksiniz ağıza başlayan anüste sonundan bir kanaldır arkadaşlar. İnsanlarda ve gelişmiş canlıların büyük çoğunluğunda sindirim hücre dışı olarak gerçekleşir. Yani bizim ağzımızdaki, midemizdeki, ince bağırsağımızdaki sindirim arkadaşlar hücre dışı sindirimdir. Yani şunu bağırsak gibi düşünün. Bakın arkadaşlar bağırsağın içi, bağırsağın içi arkadaşlar hücre içi değildir. Bağırsağın içi bir organ boşluğudur. Organ boşluğu da hücre dışıdır. Bu yüzden bizde meydana gelen sindirimin neredeyse tamamı hücre dışı sindirimdir. İnsanda hücre içi sindirim saygı değer arkadaşlar akyuvarlar vasıtasıyla yapılır. Beyaz kan hücreleri tarafından. Onun da amacı e, sindirim yani beslenme değildir onun da amacı. Onun amacı korunmadır, savunmadır. Hücre içi sindirim daha çok sevgili arkadaşlar e, nedir? E, amip, paramesyum, öglana gibi bir hücreli canlılarda görülür. Ama bizim konumuz insanda sindirim sistemi olduğu için bu mevzuya pek girmeyeceğiz. Ama hücre içi sindirimde besinlerin öncelikle fagositoz veya pinositozla hücre için alınması lazım. Fagositoz veya pinositoz hücre için alınan besin lizozomlarla birleşiyor. Besin koflu ve sindirim koflu oluşup hücre içi sindirim gerçekleşiyor. Hücre dışı sindirim hücre içi sindirimden daha avantajlıdır. Sebebi şudur sevgili arkadaşlar. Hücre dışı sindirimde hücre kendisinden çok daha büyük besinleri sindirebilirken hücre içi sindirimde hücre sadece kendisi kadar en fazla besinleri sindirebilir. Ama hücre dışı sindirimde çok ama çok daha büyük besinleri sindirebiliriz. İki tane cici bilgi söylemişiz. Birini biraz önce söyledim. Ak yuvarların hücre içi sindirimi yalnızca soğuma amaçlıdır dedim. Sorularda, kitaplarda sindirim enzimi yerine hidrolitik enzimler kavramını duyabilirsiniz. Hidrolitik. Hidro su. Litik parçalama. Su ile parçalama enzimleri. Zaten hidroliz dediğimiz sindirimin diğer adı sevgili arkadaşlar.dır ve su mutlaka kullanılır ve kimyasal bağlar su artı enzimle yıkılır sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi esas sindirim sistemi konusuna. Sindirim sistemi iki yapıdan meydana geliyor. Bir sindirim kanalı sevgili arkadaşlar. Ağızla başlayan anüse sonlanan sindirim kanalı. Bir de bu kanalla bağlantılı olan sindirime yardımcı organlar yapılar var. Sindirim kanalı ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten meydana gelen bir yapıyken yardımcı organlarımız ise tükürük bezlerimiz, karaciğerimiz, pankreasımız, safra kesemiz gibi organlarımız arkadaşlar. İşte biz sindirim kanalı oluşan yapıları sırasıyla bilmek zorundayız. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Ağız, yutak, <laughs> yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, yutak. Yutak. Ince bağırsak, kalın bağırsak kutu olma. Ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Sevgili arkadaşlar gittik yutaha, anüs kısmına salladık yanlışlıkla. E, affet beni yutak. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Evet. Burada okul kitabında hemen bu şeklin altında şöyle bir not yazmış. Ben de bu notu size paylaşmak istedim. Sindirim kanalında besinlerin iletilmesi, ilerletilmesi ismine peristaltik hareket dediğimiz bir olayla sağlanır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sindirim kanalında besinlerin iletilmesi, iletilmesi adına peristaltik hareket denen bir hareketle sağlanıyor. Ve gerek yemek borusunda, gerek midede, gerek ince bağırsak, kalın bağırsaktaki hareketlerin tamamı peristaltik hareket diye geçer. Yani midedeki çalkalama hareketi de özelleşmiş bir peristaltik harekettir sevgili arkadaşlar. Gelelim sindirim sistemimizin ilk organı olan ağıza. Ağız, ağız. ağız. <laughs> evet sevgili arkadaşlar besinden ilk alındığı bölümdür. Yani sindirim sistemimizin giriş arkadaşlar kısmıdır. İlk bölümdür sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla önemli bir bölümdür ve bu bölümde sevgili arkadaşlar hem mekanik hem de kimyasal sindirim var. Dişler sayesinde besinler öğütülür ki buna mekanik sindirim denir. Tükrük bezinden sağlanan amilazla da nişasta ve glikojenin ilk sindirimi başlar ki buna da kimyasal sindirim denir. Ağza baktığımızda ağız iç boşluğunun iç yüzeyinin mukoza dediğimiz tabakayla kaplı olduğunu görüyoruz ki tim tüm sindirim sistemimiz mukoza tabakasıyla kaplıdır. Ağızda sindirimle alakalı 3 tane yapı var arkadaşlar. Bunlar tükrük bezleri, dişler ve dil arkadaşlar. Tükürük bezini ilerleyen kısımda anlatacağız ama özellikle sevgili arkadaşlar aminaz enzimiyle e, sevgili arkadaşlar nişasta ve e, glikojenin sindirimini başlatan e, arkadaşlar organdır. Ayrıca salgıladığı su, lizozim enzimleri, mukus e, çeşitli mineraller sayesinde ağız içi sağlığını da koruyor sevgili arkadaşlar. Dil ise besinlerin ağızda karıştırılmasını sağlayan ve yutağa doğru itilmesini sağlayan bir organımız ki kaslı bir yapı ve gayet arkadaşlar... Kuvvetli bir kastır. Ağız boşluğundaki dişlerimiz 3 görevi vardır. Arkadaşlar kesici, parçalayıcı, öğütücü gibi görevleri vardır. İşte ön dişlerimiz kesici, arka dişlerimiz öğütücü, köpek dişlerimiz parçalayıcı gibi özellikleri vardır. Ki zaten e, mekanik sindirme görevlidir. Tek amacı besinlerin yüzey alanını arttırmak ve kimyasal sindirimi kolaylaştırmaktır. Dişe baktığımızda sevgili arkadaşlar dişin morfolojik olarak üç kısımdan meydana geldiğini görüyoruz. Diş etinin dışında kalan kısma taç diyoruz. Diş etiyle sevgili arkadaşlar kemik arasındaki şu kısma boyun diyoruz. Kemiğin içine gömülmüş kısmına ise kök diyoruz. Dıştan içe doğru baktığımızda ise sevgili arkadaşlar dıştan içe doğru baktığımızda ise en dışta beyaz kısım vücudumuzun en sağlam yeri mini. Mininin hemen altında arkadaşlar Dentin dediğimiz bir yapı var ki e, sevgili arkadaşlar dentin kemik tabakadan meydana geliyordur. Geliyor, geliyordur değil. En içte ise özellikle arkadaşlar sinir ve e, kasın bul kas <laughs> dedim ya evet. Sinir ve kan damarlarının bulunduğu öz dediğimiz pulpa kısmı vardır ki bakteriler pulpaya kadar indiğinde geceleri sizi uykudan uyandıran o müthiş apse dediğimiz arkadaşlar iltihap ağrısı başlar ki bu saatten sonra dişinizin canlı kalma ihtimali yok. En fazla kanal tedavisi dişinizi öldürürler ve dişinizi kullanabilirsiniz ama hissetmezsiniz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Yutağa geldik. Yutak diğer de farinks sevgili arkadaşlar. Bakın yutak yutma işlevini yapan yapı. Yani bizim besinlerimizin ağızdan yemek borusuna geçmesini sağlayan yapı. Bakın saygıdeğer arkadaşlar bakın. Şu boruyu görüyor musunuz? Bak şu boru yemek borusu. Şu boru soluk borusu. Şimdi biz besinleri yutarken besinler arkadaşlar soluk borusu yemek borusu yan yana zaten. Bakın şurası soluk borusu şurası yemek borusu. Biz besini yutarken besinin hem yemek borusuna hem soluk borusuna kaçma ihtimali var. Ama düşünülmüş. Biz yaratan bunu da düşünmüş. Çok güzel bir şekilde düşünmüş. Ve siz yutkunurken şu gördüğünüz sevgili arkadaşlar elastik kıkırdaktan meydana gelmiş olan epiglottis dediğimiz sevgili arkadaşlar gırtlak kapağı aşağı doğru esner ve soluk borusunu kapatarak besinin soluk borusuna kaçmasını engeller ve müthiş bir reflekstir arkadaşlar. Bu refleks sayesinde besinlerin soluk borusunda kaçmaz. Ama tabii ki bunun sayesinde yutkunurken nefes alamadığınızı anlamış oluyorsunuz kısa bir süre için. Yutma olayı sevgili arkadaşlar tipik bir reflekstir ama genellikle yutma olayı e, bu gırtla yemek borusunun uç kısmı ya da yutan başlangıç kısmındaki çizgili kaslardan dolayı sevgili arkadaşlar istemli başlar, istemsiz devam eder. Sadece yut yutma mıdır? Hayır. Yutkunma da, çiğneme de ikisi için de geçerli. Bu iki reaksiyon, Reaksiyon bu iki refleks de önce istemli sonra istemsiz. İstemli kısmını uç beyin, istemsiz kısmını ise omurilik soğanı ve sevgili arkadaşlar e, ponsun birlikte çalışmasıyla sağladığını söylüyoruz. Geçtik yemek borusuna. Besinler ne yaptı? Yutuldu, yutulunca yemek borusuna geldi. Yemek borusunda herhangi bir mekanik ve kimyasal sindirimden pek bahsedemiyoruz. Yemek borusu kaslı bir yapı ve besinlerin peristaltik hareketle aşağı yani mideye doğru iletilmesini sağlayan bir yapıdır ki yutkunma olayı da yemek borusunun içerisindedir. İstemli başlayıp istemsiz devam eder. Geldik mideye. Mide şöyle bakın arkadaşlar J şeklinde bir organ. J şeklinde bir organ. Bu J şeklinde organımız çok önemli. Çünkü besinlerin birkaç saat içerisinde misafir edilip depo edildiği bir yapı. Yemek borusuyla olan kısmında mide ağız dediğimiz kardiya. ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı kısmıyla bağlantı olan kısmında da mide kapısı dediğimiz pilor var. Mide ağzı kardiya, mide kapısı pilor. Yemek borusu olan bağlantı kısmına kardiya, 12 parmak bağırsağıyla olan bağlantı kısmına pilor diyoruz. Bunların görevi ne? Bunlar büzüşken kaslar, büzgen kaslar, sfinkter. Yani yemek yemek borusundan mideye girdiğinden tak kapanıyor ve yemeğin yemek borusuna geçmesini engelliyor. Güzel bir özellik. Veya e, sevgili arkadaşlar mideden 12 parmak bağırsağa geçtiği an tak kapanıyor ki tekrardan ince bağırsaktan mideye giriş yapmasın diye saygıdeğer arkadaşlar. Önemli e, yapılar bunlar sevgili arkadaşlar. Mideye baktığımızda iki çeşit sindirimin gerçekleştiğini görüyoruz. Yine hem mekanik hem de kimyasal sindirimin gerçekleştiğini görüyoruz mekanik sindirimin midemizdeki peristaltik bir hareket olan çalkalama hareketiyle şiddetli bir çalkalama hareketi var. Çalkalama hareketiyle gerçekleştiğini kimyasal sindirimin ise midemizdeki arkadaşlar pepsin enzimi sayesinde proteinlerin sindirimin başlatılması. Yani mide öz suyunda bulunan pepsin enzimi sayesinde proteinlerin sindirimi midede başlar. Yani midede hem mekanik hem kimyasal sindirim var. Ayrıca mideden çok kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit salgılanıyor. Hidroklorik asit hücreden çıktığında 0,8'lik bir pH'tayken e, içerideki sıvıyla karıştığında 2'lere kadar geliyor sevgili arkadaşlar. Ama aslında ilk çıktığında çok kuvvetli bir asittir. İki de gayet kuvvetli bir asittir. Bu yüzden mide öz suyu gayet asidik bir ortamdır. Nitekim mide öz suyunda bulunan sindirim enzimimiz pepsin hidroklorik asit yani asidik ortamda çalışır ki zaten pepsin enzimi pepsinojen şeklinde inaktif olarak salgılanır ve hidroklorik asit sayesinde aktifleşerek pepsine dönüşür. İşte midemizdeki bu asit tabiatındaki besinle birlikte karışmış bulamaca biz kim diyoruz sevgili arkadaşlar? Mide 3 yüzeyini diğer sindirim... Kanalı organlarından daha kalın olan bir mukoza tabakası kaplar ki kalın olmasının sebebi mide öz suyunun aşırı asidik yapısının mideye zarar vermesini engellemektir sevgili arkadaşlar. Evet midelik çalkalama hareketinin mekanik sindirimde görevleri olduğunu, besini karıştırdığını söyledik sevgili arkadaşlar. Bakın 3 etken e, mideden mide öz suyu salgılanmasını uyarıyor. Birinci etken fiziksel etkenler. Besinin görülmesi, besinin kokusunun alınması, besinin mide içine sürtmesi. Bu gibi etkenlerle gastrin hormonu salgılanarak gastrin hormonu mide öz suyu salgılanmasını uyarıyor. İkinci etken vagus siniri. Vagus siniri de mideyi uyarıyor ve mideden yine mide öz suyu salgılanıyor. Aynı şekilde üçüncü etken hormonu etken ki buna gastrin hormonu denir. Gastrin hormonu kana verilir. Kandan da tekrar mideye gelerek mideden mide öz suyunun salgılanmasını sağlar aslında gastrin mide özsuyundan sadece ama sadece hidroklorik asit salgılanmasını sağlar. Asiti farklı etkenler ve farklı hormonlar pardon pepsinojeni farklı etkenler ve farklı hormonların salgılaması sağlar ama çok önemli değil. Midenin içine baktığımızda hidroklorik asitin mide özsuyunun pH'in 2 derecede civarında tuttuğunu gösteriyor görüyoruz. Ee, Mukozun yani mukozotakozun birinci görevi arkadaşlar mide mukozasının birinci görevi mideyi asidik ortamdan mukozayı korumak arkadaşlar. Ama eğer yediğiniz şeyinize dikkat etmezseniz, aşırı alkol, aşırı asitli gıdalar, sigara gibi ürünler tüketirseniz e bunun arkadaşlar mide e, iç duvarınızın zarar gördüğünü söyleyebilirim saygı değer arkadaşlar. Evet gelelim ince varsa Kimyasal zemin kısmını daha sonra anlatacağım. Çünkü burada pek enzimlere girmiyor dikkat ederseniz. İnce bağırsak ise sevgili arkadaşlar mideden sonra kalın bağırsak kadar olan 3 santim çapında 7,5 metre uzunluğunda bir bağırsak. Yani kokoreç yiyoruz ya kokoreç. O kokoreç e, koyunların ince bağırsak arkadaşlar. Gayet güzel de kokoreç. İnce bağırsak üç bölümden oluşuyor. İlk 25 santimlik kısmı 12 parmak bağırsak. Neden 12 parmak demişler? 12 tane parmağı yan yana getirdiğinizde 25 santim yapıyor. O yüzden arkadaşlar. İlk 12, 25 santimlik kısmına 12 parmak bağırsağı deniyor. Duodenum. Sonraki kısım arkadaşlar boş bağırsak deniyor. Jejunum. Son bölümüne kıvrını bağırsak deniyor. Ileum. Sindirimin büyük bir kısmı 12 parmak bağırsağında tamamlanır. Yani ince bağırsağın en önemli kısmı mideden sonraki ilk 25 santimlik kısımdır. Biz ince bağırsağa baktığımızda ince bağırsağın şöyle arkadaşlar parmaksı çıkıntılardan yani viluslardan meydana geldiğini görüyoruz ki bu virüsler sitoplazmik çıkıntılar yani mikrovirüslerde yaparak ince bağırsak iç arkadaşlar alanının 300 metrekareye kadar ulaşmasını sağlıyor ki bu müthiş bir olaydır. Yani 150 metrekarelik 4 oda bir salon evden 2 tane düşünün ve ince bağırsağınızın alanının o kadar geniş olduğunu düşün. Niye? Çünkü besini sindiriyorsun ama emilmesi lazım. Eminim yüzeyini artıyorsun. İşte eminim yüzeyini villus ve mikro villuslarla artıyoruz. Villus ve mikro villus. Neredesin mikro villus? Aha o da var. Mikro villuslarla arttırıyormuşuz arkadaşlar. Besinler özellikle karbonhidratlar vesaire e, arkadaşlar e, proteinler nereye geldiğinde sevgili arkadaşlar besinler ince bağırsağa geldiğinde sevgili arkadaşlar ince bağırsağı 12 parmak bağırsağı kızma hemen sekretin hormonu salgılıyor. Sekretin hormonu da gidiyor sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda daha nasıl işleyeceğiz ama sekretin hormonu da gidiyor iki tane yeri uyarıyor. Bir sevgili arkadaşlar pankreası uyarıyor. 2 karaciğeri uyarıyor pankreastan HCO3 denilen bir karbonat salgılanmasını sağlıyor. Karaciğerden ise saygıdeğer arkadaşlar ne salgılanmasını Uyarıyor. Karaciğerden de safra üretimini uyarıyor arkadaşlar. Safra üretimini. Pankreastan bir karbonat, karaciğerden de safra üretimini sağlayan bir hormondur sekretin hormonu. Ayrıca gastrin hormonunu baskıladığı ve mide çalışmasını yavaşlattığı da kolestokinle birlikte biliniyor sevgiler. İşte bir karbonat tabii ki ince bağırsağın bazikleşmesini sağlayan etkenlerden. Birisi sevgili arkadaşlar, ince bağırsaktaki e, sevgili arkadaşlar bulamaça ise kilus diyoruz. Nasıl eee midedekine kimus diyoruz. İnce bağırsaktakine de kilus diyoruz sevgili arkadaşlar. Besinler ince bağırsağa geldiğinde salgılanan bir diğer hormonumuz da arkadaşlar kolesistokinindir. Özellikle yağ tabiatındaki maddeler geldiğinde daha çok salgılanır kolesistokinin. Kolestokin de iki yeri uyarıyor. Bir, safra kesesini. iki arkadaşlar nereyi? Pankreas uyarıyor. Pankreas uyarıyor. Safra kesesini kasılarak safranın 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlıyor. Kolidok kanalı vasıtasıyla pankreas uyararak da pankreas enzimlerinin arkadaşlar pankreas enzimlerinin virsun e, virüsün kanalıyla 12 parmak bağırsağına geçmesini sağlıyor diyoruz. Saygıdeğer arkadaşlar. Besinlerin sindiriminin ve emiliminin tamamen tamamlandığı bölgeye biz ince bağırsak diyoruz. Şimdi aşağı inip şu karaciğerle ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika bakın, bakın saygıdeğer arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir önce pankreas'a baksın. Bakın pankreas şu organımız arkadaşlar, pankreas şu organımız. Pankreas iki hormon tarafından uyarılıyor. Birinci hormonumuz sekretin, ikinci hormonumuz kolesistokinin arkadaşlar. Sekretin hormonu bir karbonat salgılanmasını yöre kolestokin hormonu, tripsinojen, kimotripsinojen, amilaz, lipaz ve karboksipeptidaz ve hatta bir de nükleaz enzimlerinin salgılanmasını ve arkadaşlar virüsün kanalına geçmesini sağlıyor. Virüsün kanalına geçen bikarbonat ve pankreas enzimleri water kabarcığı vasıtasıyla 12 parmak bağırsağına dökülür. Aynı şekilde sekretin hormonunun uyarmasıyla ürettiği safrayı safra kesesine ne yapar? İletir. Safra kesesine depoladır safra. Safra kesesini ise kolestokinin hormonu uyarır ve kolestokinin safra kesesinin şiddetli bir şekilde kasılmasını ve safra içeriğinin koledok kanalına ve koledok kanalı vasıtasıyla da vater kabarcığına dökülmesini sağlar. Yani vater kabarcığına iki tane kanal dökülüyor. Bir koledok kanalı iki wilson kanalı. Koledok kanalı sevgili arkadaşlar safra kesesinden safra getirir. Wilson kanalı ise e, arkadaşlar pankreastan bir karbonat iyonlarını ve pankreas enzimlerini getirir ve ikisi de 12 parmak bağırsağına dökülür arkadaşlar. Geldi kalın bağırsağa. ince bağırsaktan daha kalın, daha kısa olan bağırsağımızdır sevgili arkadaşlar. 3 e, bölümden meydana gelir. 3 bölüm nasıl 3 bölüm? Bakın çıkan kolon, yatay kolon, inen kolon. Kolon kanseri diyoruz aslında kalın bağırsak kanserinden bahsediyoruz çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolon. Sevgili arkadaşlar inen kolondan sonra şöyle gördüğünüz kıvrımsız bir alan var. O kıvrımsız alana rektum denir. Dışkı bir süre burada depo edilir. Ondan sonra anüs vasıtasıyla dışarı atılır. İnce bağırsağın kalın bağırsakla birleştiği bölgeye kör bağırsak denir. Kör bağırsağın olduğu yerde bir uzantı vardır. Bu uzantıya appendix diyoruz arkadaşlar. Eğer appendix iltihaplanırsa apandisit dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar ki bu sevgili arkadaşlar ameliyatla apendiksin alınmasıyla sonlanacak basit bir ameliyat olsa da geç kalırsa tehlikeli sonuçlar doğurur, doyurmaz ama doğurabilir. Evet neymiş? ince bağırsak kalın bağırsağın birleşmelerinde kör bağırsağımız var. Kör bağırsağından bulunan parmak şekilde çıkıntı apandiks deniyor. Apendiksin iltihaplanması apandisit meydana geliyor. Kör bağırsağın apandiksin, apendiksin ne işe yaradığına dair pek bilgi yok arkadaşlar. Kalın bağırsakta asla ama asla kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Nitekim kalın bağırsak villuslu bir yapıya sahip değil. Kalın bağırsakta su ve mineraller yani elektrolitler emilir. Ayrıca kalın bağırsakta bazı bakteriler K vitamini ve B12 vitamini sentezler. Dolayısıyla kalın bağırsakta vitamin eminimi de görülür saygı değer arkadaşlar diyoruz. Eğer kalın bağırsağınız yavaş hareket ederse yavaş hareket ettiğinde kalın bağırsağınızdaki maddeler çok su emileceği için kalın bağırsağınızdan sonra düz bağırsağa giden dışkı sertleşir, kabız olursunuz. Eğer kalın bağırsağın hızlı çalışırsa bu sefer de ishal olursunuz arkadaşlar diyoruz. Gelelim sindirime yardımcı organlara. Sindirime yardımcı organlarımız kimlermiş? Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve tükürük bezleri 4 tane. Pankreasla başlayalım. Aslında anlattık bayağı pankreası. Pankreasın iki bölgesi var. Bir asini bölgesi, asini bölgesi, bir de ne var arkadaşlar? Langerhans Langer Hans adacıkları. Langer Hans adacıkları. Langer Hans adacıkları kısmını işledik. Endokrin sistemde insülin ve glukagon salgılayan yer. Asini bölgesi ise sindirim enzimleri salgılayan bölge ve bu bölge kolesistokin hormon tarafından uyarılıyor ve buradan sindirim enzimleri salgılanıyor sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle pankreas karma bir bezdir. Peki pankreastan hangi sindirim enzimleri salgılanıyor? Onları bir yazalım arkadaşlar. Tripsinogen tripsinojen, kimo tripsinojen, kimo tripsinojen, amilaz, lipaz, nükleaz ve karboksi peptidas. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, pankreas'tan 6 çeşit Enzim salgılanıyor ve bu altı enzim ince bağırsağa dökülerek ince bağırsakta sindirimin büyük bir kısmının tamamlamasını sağlıyor. Pankreastan salgılanan enzimler ve bikarbonat iyonları saygıdeğer arkadaşlar virsank ben virsunk diyorum siz de virsunk deyin. Virsunk kanalı vasıtasıyla 12 parmak bağırsağındaki water kabarcığı kısmına dökülür diyoruz. Geldik karaciğer ve safra kesesine. Karaciğerin sindirimle alakalı pek bir görevi yoktur. Yani karaciğer herhangi bir sindirim enzimi asla üretmez. Ama karaciğer çok önemli bir sıvı olan safra sıvısını üretir. Safra sıvısını sekretin hormonu sayesinde üretir ve daha sonra safra sıvısını safra kesesine göndererek orada depolanır. Safra kesesinde depolanan safra kolestokin hormonunun safra kesesini etkilemesiyle kasılarak içeriğini Koledok kanalı vasıtasıyla water kabarına yani 12 parmak bağırsağına döker sevgili arkadaşlar diyoruz. Peki safranın içeriğinde neler var? Safranın içerisinde safra pigmenti var, safra tuzları var, bir karbonat, bir, bir karbonat, bir karbonat iyonları var ve kolesterol var. Burada mekanik sindirimi safra tuzları sağlıyor. Mekanik sindirimi yani yağların mekanik sindirimi ince bağırsakta gerçekleşiyor. O mekanik sindirim safra tuzları sayesinde gerçekleşiyor. Safra pigmentleri dediğimiz işte bilirubin gibi arkadaşlar. Pigmentler ki bunlar eğer kanınızda fazla miktarda bulunursa sarılık hastalığı dediğimiz olayı yol açar. HCO3 ince bağırsağın arkadaşlar e, bazikliğini sağlar. Kolesterolü zaten e, çeşitli hücre zarı geçirgenlikten artıran bir steroid. Ayrıca safra bağırsaklarımızdaki dışkının bağırsaklarımızdaki maddenin kokuşmasını engeller ve rengini almasını yani o dışkının rengini veren dışkıya rengini veren de yine safradır. Safra ince bağırsakta yağların fiziksel olarak daha küçük damlacıklara dönüşmesin. yani mekanik sindirimini sağlayan bir sıvıdır. Ama safra tuzu sadece. Safradaki tuz kızımı yapıyor bu işi. Gelelim karaciğere. Karaciğerin belki onlarca yüzlerce görevi var. Bunlardan birkaçına değineceğiz. Karaciğer sevgili arkadaşlar glikojen sentezi ve yıkımı ve glikojeni depo etme gibi görevler yapar. Bu sayede çeşitli hormonlarla birlikte kan şekerini ayarlar. Ayrıca protein, yağ ve karbonhidratların birbirine dönüşümünü sağlayarak metabolizmayı da düzenler. Yine yağda eriyen vitamin olan ADK vitaminlerinin arkadaşlar fazlasını depo eder. Fazla depo toksik etkide ulaşabiliyor. Ayrıca karaciğer çeşitli toksik maddelerin ve ilaç kalıntılarının sevgili arkadaşlar zehirsiz hale getirilmesini etkisiz hale getirilmesini sağlayan bir organımızdır. Yine kanda kan osmotik basıncını protein osmotik basıncını sabitleyen albumin globulin proteinlerini ve kanı pıhtılaşmasına görevli fibrinojen proteinlerini de kim üretir sevgili arkadaşlar karaciğer üretir. Damarın <laughs> kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin dediğimiz maddeyle sevgili arkadaşlar yine karaciğer üretir. Embriyonik dönemde iskelet sistemimiz kıkırdak dokudan oluşuyor 2 aya kadar. İşte o 2 aya kadar kemik olmadığı için kan hücrelerimiz kemik üretemiyor. İşte o 2 ayda kan hücrelerimiz dalakla birlikte kim üretir? Arkadaşlar ee, karaciğer karaci üretir. Ama hangi hücreler üretti bilmenize gerek yok. İşte hücreler, kuffer hücreler falan hücrelerin ismini bilmenize gerek yok. Yine karaciğerimiz Amonya üreye çevirir ki bu evre döngüye ne deniyordu? Arka, ornitin devri deniyordu. Ornitin devriyle amonyak üreye çevirir. Çünkü amonyak zehirlidir. Üre daha az zehirlidir. Dolayısıyla amonya, karaciğere giren damarlarda çıkan damarlardan daha fazla amonyak vardır. Karaciğere giren damarlarda çıkan damarlardan daha az üre vardır. Çıkan damarda daha fazla üre vardır. Yaşlanmış alüvarlar veya fazla alüvarlar hücre yine arkadaşlar parçalanma işlemi karaciğerde yapılıyor diyoruz. Dikkat ederseniz karaciğere giren çıkan damarlarla ilgili bir bilgi vermemiş. Bunu diğer okul kitapları da vermemiş. Yani karaciğer üstü toplar damarı, karaciğer altı toplar damarı, yani kapı toplar damarı, karaciğer atar ile alakalı. işe ne kadar açken, topken ne olur, topken ne olur, açken ne olur gibi mevzuları girmemiş. Sizin de girmenizi tavsiye etmem ama ben yine de söyleyeyim. Tok bir insanda karaciğere giren kapı toplar damarında glikoz, çıkan damarda glikozdan daha fazladır. Aç bir insanda karaciğer kapı toplardamayla karaciğer gelen kandaki glikoz miktarı karaciğer çıkan çıkan toplar damardan daha azdır arkadaşlar diyoruz. Gelelim tükrük bezine. Ağzımızda bulunan tükrük bezi çene altında 2 tane, dil altında 2 tane, kulak altında 2 tane olmak üzere 6 tane. Yani 3 çift sevgili arkadaşlar e, tükrük bezi vardır. Bunlardan dilimizin altındaki sürekli çalışırken kulağımız ve çenemizin altındakiler sadece yemek yerken arkadaşlar çalışır. Ve tükürük dediğimiz sevgili arkadaşlar bir sıvı salgılar. Tükürük sıvısının pH'i nötrüye yakın yaklaşık 6-7 arasındadır. Ve tükürüğün içerisinde su çok miktarda, tuz, mukus ve bazı antimikrobiyal lizozim enzimleri bulunur. Ayrıca buraya yazmamış ama arkadaşlar amilaz enzimi de bulunur. Amilaz enzimi bu da karbonhidratların sindirimini ağza başlamasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Tükürük bezleri hem sinirsel hem de besinlerin yardımıyla uyarılır. Yani aslında bakarsanız bir otonom sinir sisteminin görevi vardır burada. Ee, i̇şte besin ağza girmeden önce koku, görüntü gibi faktörler de tükürüğün salgılanmasını Sağlayabilir estetik şimdi hepiniz esneyeceksiniz arkadaşlar. Evet eğer tükürür pH yükselse yani eğer arkadaşlar ağzınızdaki temizliğe dikkat etmezseniz pH yükselince ne olur? E o mineraller tükürükteki mineraller çöker ve diş taşları oluşturur. O diş taşları da sevgili arkadaşlar çeşitli diş eti hastalıklarına yol açar. Evet sindirim sisteminin birinci videosu burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.